David Allan Turpin, 17 Ekim 1961 doğumlu bir bilgisayar mühendisiydi ve Virginia Tech'ten mezun olmuştu. Karısı Louise Ann Turpin, 24 Mayıs 1968 doğumluydu. 1985 yılında David ve Louise Virginia'da evlendi. Turpin ailesi, Hristiyan inançlarının bir parçası olarak çok sayıda çocukları vardı. 1988 ve 2015 yılları arasında 10 kızı ve 3 oğlu olmuştu. Turpin ailesi komşu şehir Rio Vista'ya taşınmadan önce 1999 yılına kadar Texas'ta yaşadı. 2007'de Turpin ailesi 10 çocuğunu mülklerinde izole edilmiş bir karavana taşıdı. David ve Louise en küçüğünü aldılar ve geri kalan çocuklarını kendi hallerine bıraktılar. Haftalık olarak yiyecek getirdiler ama herkesi beslemeye yetmemişti. O sırada 6 yaşında olan kızlarından Jordan Turpin çok fazla aç olduğu için ketçap, hardal ve buz yemeye başvurduğunu söyledi. Aile 2010 yılında Rio Vista mülkünden ayrıldıktan sonra komşular evin içinde ölü kedi ve çöp yığınlarının yanı sıra dışkı ve halatlı yataklar bulduklarını söylediler. 2014 yılında Turpin'lar Paris, Kaliforniya'ya taşındı. Komşular, "Çocukların tek savunması görünmez olmaktı," dedi. "Çocuklar için sessiz kaldıklarını ve yetersiz beslenmiş olmalarıydı," dedi. Louise'in kız kardeşlerinden biri, David ve Louise'in çocukları görmesine izin vermeyi reddettiklerini ve başka bir kız kardeşi çocukların kilolarından endişe ettiğini söyledi. Ancak Louise'in teyzesi, Facebook'ta yayınlanan aile fotoğraflarının onların büyük, mutlu bir aile olduğunu söyledi. Disneyland'ı ziyaret eden Turpin ailesi ve 13 çocuğun hepsinin fotoğrafları ortaya çıktı. Erkekler ve kızlar birbirine uyumlu Disney tişörtlerini giymişlerdi. David ve Louise tutuklandıkları sırada ailelerini Oklahoma'ya taşımayı planlıyorlardı. Çocukları Jordan Turpin, anne ve babasını taşınma hakkında konuşmalarına kulak misafiri oldu ve polisi arama zamanının geldiğine karar verdi. 2018 itibariyle Turpin çocukları 2 yıldan fazla bir süredir ebeveynlerinden kaçmayı planlıyordu. 14 Ocak 2018'de kızlardan ikisi pencereden evi terk etti. 13 yaşındaki küçük kızları korktu ve geri döndü. Ancak o zamanlar 17 yaşında olan Jordan biraz uzaklaştı ve yanında getirdiği devre dışı bırakılmış bir cep telefonundan 911'i aradı. 911 aramasında SEC memuruna kendisinin ve kardeşlerinin ebeveynleri tarafından istismar edildiğini ve evdeki kokunun çok kötü olduğunu, bazen nefes alamadığını söyledi. Ayrıca iki ablası ve bir erkek kardeşinin şu anda yataklarına zincirlenmiş durumda olduğunu söyledi. İlk polis memuru geldiğinde Jordan ona evin içindeki koşullarını, fotoğraflarını gösterdi. Riverside County Şerif Departmanı'nın milletvekilleri eve baskın düzenlediler ve bir refah kontrolü için orada olduklarını belirttiler. Louise ve David kapıyı açtı. İçeride insan dışkısı, çürüyen çöpler, ölü evcil hayvanlar ve küflü yiyecekler kokan her yüzeyi çöple kaplı bir evle karşılaştılar. Daha sonra diğer 12 çocuğu buldular. Biri haftalarca yatağa zincirlenmişti ve diğer ikisinin memurlar gelmeden hemen önce zincirlenmiş olduğu ortaya çıktı. Çocuklar o kadar yetersiz besleniyorlardı ki milletvekilleri hepsinin 18 yaşından küçük olduğunu düşündüler. Aslında 7 çocuk 18 yaşın üzerindeydi. Evde çocukların hayatları hakkında yazdığı yüzlerce günlük vardı. Anne baba yıllarca çocuklarını hapse atmış, dövmüş ve boğmuş, günde yalnızca bir kez yemek yemelerine ve yılda yalnızca bir kez banyo yapmalarına izin vermişlerdi. Daha büyük çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle çok küçük görünüyordu. 29 yaşındaki Jennifer sadece 37 kilo ağırlığındaydı. 12 yaşındaki çocuğun kol çevresi 4 aylık bebeğe eşdeğerdi. Bazıları tıbbın ne olduğunu ve polisin kim olduğunu bilmemek gibi dünya hakkında temel bilgileri sahip bile değildi. Dava, her iki ebeveyn tarafından birden fazla çocuğa uygulanan istismar, işkencenin hesaplanmış olması, sistematik doğası da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı olağanüstü olarak kabul ediliyordu. Turpin'lar 12 adet işkence, 12 adet sahte hapis, 7 adet bağımlı yetişkini istismar ve 6 adet çocuk istismarı ile suçlandı. Kefalet yerine tutuklandılar ve medyanın bildirdiğine göre Louise Turpin 9 milyon dolar, David Turpin içinse 12 milyon dolar olarak belirlendi. David sonunda Kaliforniya Eğitim Bakanlığı'na sunduğu yeminli ifadelerle ilgili olarak yalan yere yemin etmekle suçlandı. Çocukların özel okulda eğitim gördüğünü iddia ettiğinden suçlanmıştı.
Lewis'in avukatı Lewis'in kişilik bozukluğu teşhisi nedeniyle ruh sağlığı tedavisi için duruşma öncesi yönlendirme programına yerleştirilmesini istedi. Yargıç, Turpin'in halk için risk oluşturduğu gerekçesiyle talebi reddetti. 22 Şubat 2019'da David ve Lewis'in her biri suçsuz savunmalarını suçlu olarak değiştirdiler. 1 işkence, 3 kasıtlı çocuk zulmü, 4 saatte hapis cezası ve 1 bağımlı yetişkine 6 kez zulüm. Her ikisi de 25 yıl sonra şartlı tali imkanıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Uzmanlar suçun ciddiyeti nedeniyle asla şartlı tahliye almayacaklarına inanıyordu. David, eyalet hapishanesine gönderilmeden önce Mulkirk Eyalet Hapishanesi'ne gönderildi ve Lewis, Orta Kaliforniya Kadın Tesisine gönderildi. Bütün çocuklar hastanede 2 ay geçirdi. Ardından 6 çocuk 2 koruyucu aileye yerleştirildi. Doktorlar, besin eksikliğinden kaynaklanan kalp hasarı, kişisel bozukluklar ve nöropati gibi çeşitli sorunları tedavi ettiler. 2019'da küçük çocuklardan 5'i onlara daha fazla eziyet eden istismarcı bir aile tarafından evlat edinildi. İddialar arasında sandaletle yüzlerine vurmak, saçlarını çekmek, kemerle vurmak ve başlarına vurmak yer aldı. Aşırı yemeye zorlandılar ve ardından kendi kusmuklarını yemeye zorlandılar. Üvey babaları onları okşamak ve cinsel istismar etmekten suçlandı. Koruyucu aile tutuklandı ve bakımlarındaki birden fazla çocuğu istismar etmekte suçlandılar. 2020'nin başlarında Riverside County Bölge Savcı Yardımcısı, çocukların bağımsız yaşadığını, çalıştığını ve okula gittiğini ve birinin üniversiteden mezun olduğunu bildirdi. Kasım 2021 özel korku evinden kaçış için davayı kronikleştiren ABC Haber Dergisi için yapılan bir soruşturmada, Turpin çocuklarından bazılarının şu anda Riverside County Sosyal Hizmetleri tarafından imal edildiğini, bazılarının evsiz olduğunu bildirdi. Ardından onlara yüz binlerce dolar bağışlanmıştı. Bağışlanan para kamu tarafından kontrol edilen bir güvenli hesaba yerleştirildi. Çocuklar paraya erişemediğini ve bisiklet satın almasının reddedildiğini belirttiler. ABC Haber Dergisi Diana Sawyer'la röportaj sırasında Jordan Turpin hiçbir yaşam becerisi, barınma planı ve sağlık hizmeti alma bilgisi olmayan bir koruyucu aileden uyarılmadan serbest bırakıldığını belirtti. Rapora göre Riverside County sosyal hizmetler tarafından taciz iddialarını araştırmak için özel bir hukuk avukatı tuttu. Temmuz 2022'de Turpin kardeşler daha fazla istismar ve imale maruz kaldıkları iddia edilen bir eve yerleştirilen koruyucu aile kurumuna karşı Kaliforniya Riverside County Yüksek Mahkemesi'ne dava açtılar. İki büyük kardeşi ve 4 küçük kardeşi temsil eden neredeyse aynı içeriğe sahip iki dava açıldı. Turpin ailesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı, diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.